Kusura bakmayın Ayşegül Hanım. Yasemin Hanım biraz dengemi bozdu da uzaktan uzağa ondan böyle biraz gözleşiyoruz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler? İyiyim efendim, eksik olmayayım. Nasıldı sorular? Çok güzeldi hepsi. Arada böyle çıkıntılı evet, şeyler vardı. De vardı. Kedi dili çok uğraştırdı evet. Nagihan Hanım'ı. Sonrasında da sürem çok azaldı diye biraz panik yaptı, fazlaca harf aldı. Evet. Yoksa size 9500 evet, bırakır mıydı? Güzel bir şey değil mi? Kesinlikle. Süreyi biraz daha güzel kullansaydı 2-3 harfle hallediyordu. 14 soruyu birden. Bir Cenkay Bey'imiz var pırıl bekliyor pırıl. Bekliyor orada. Bekliyor. Siz bence şu noktadan itibaren Nagihan Hanım'ı değil kendisini düşünmek evet. Görüşün. 9800 mü? Hadi öyle olsun. Neden olmasın? Neden olmasın? Başlıyorum. Buyurun. Soğan, domates ve türlü malzemelerin çok küçük parçalara bölünmesiyle hazırlanan bir tür mezedir. Zaten o işlemden alır ismini de. Küçücük küçücük domates, soğan, sonra maydanozdur, şudur filan. Hepsini böyle ince kıyırmışlar. Aklıma biraz gelen böyle şeyler sulu. Sığmadı oraya. Türkçe. Sanki bunu şey yapmışlar çünkü biraz böyle. Dövme. Söğüş. Dövme gibi bir şey de. Dört harfli. Ezme. Acılı ezme diye bilinir ya. O yüzden uğraştırdı biraz ama ikincisi uğraştırmayacak. Benim korktuğum bir soruydu bu. Fakat siz kaç senedir çalışıyorsunuz? 10 sene maşallah çocuk işçi olarak. Gelsin. Halledersiniz bunu. Tıp dilinde iveyen, çabuk ilerleyen. Akut. İşte o kadar. Hadi bakalım. Basit bir şey soruyorum efendim. Buyurun. Soru biraz garip ama çok basit bir şey. Bir eğrinin sınırlı bir kısmı Ayşegül Hanım. Böyle burası yani düz değil de burası biraz nokta noktalı. Bir eğrinin sınırlı bir kısmı. O hani böyle burası böyle dümdüz gidiyor ya. Burası da biraz böyle... Meyil. Meyil değil. Meyil böyle aşağı doğru. Bu böyle biraz... Yamuk. Bir harf alayım mı? En güzeli. Ortada bir V harfi. Kavis. Olur mu? Kavis. Çok güzel olur. Bunlar çok tehlikeli sorulardır. Tebrik ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi güzel atlattınız maşallah. Buyurun. Yenisi gelsin. Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan, o şeye nokta nokta olan. Nail olmak. Mesela ben sana nokta nokta değilim. Layık. Oldu bitti. Burada iş bekleriz. Bu çok kolay soru. Alfabetik bilgi yumağı. Sığman değil mi? Evet. Altı harfisini buldum. Alfabetik bilgi yumağı. Harflerden bir araya gelen bir şey. Tabii. İnsan bir anda ansiklopedi diyesi geliyor. Evet. Ama... Altı harfli, yine alfabetik, sıralı. Sanki bir ansiklopedi. Bizim oyunumuz neyle ilgili? Kelime. Çok güzel. Sözlük. Yasemin Hanım'ı yıkan müsrif sorusu. Kolay bir soru muydu sizin için? Ben bulmuştum. Aynı yöntemi uygulayarak çözebileceğiniz bir kelime var elimde. Hadi bakalım. Buyurun bakalım. Var olan, vücut bulmuş olan. Mevcut. İşte bu kadar. Gayet güzel. 7 harfli cevaplara ulaştık. Süremizi de gayet dengeli kullanmışız. Bakıyorum 1 dakika 59 saniye var elimizde. 2 dakika yani. Evet. Buyurun gelsin. Bir şans oyunundan ödül kazanan kişi Ayşegül Hanım. Talihli. Çok güzel gidiyor. İşte 7 harfli cevapları da bitiriyor mu? Bitirsin. Gelsin son soru. Beklenilenin, umulanın aksine. Bilakis. Daha basit. Daha yaygın kullan. Efendim? Tam tersi. Bana tek kelime yeter o söylediklerinizden biri. Tersine. Tersine. 2-8, 2-9, 2-10 harfli cevap kaldı. Maşallah. Başlarken biraz bir... Ürktünüz, hiç yakıştıramadım sizin gibi birisine ama zannediyorum ki ritmi artık yakaladık. 1 dakika 40 saniyenin ciddi bir bölümünü de arttırarak ulaşacağız son noktaya. İnşallah. Şurada takılır dediğim bir şey yok açıkça söyleyeyim. Gelsin. Genellikle tüccarlara satış yapan tüccar. Malını tüccara satıyor daha çok.
İmalatçı diye isim var. Olabilir de hadi bir daha düşünün. Bir daha düşünün. İmalattan. Ya yani diğer tüccarın dükkanına gidip ben de alıyorum. Bana bir tane verir misin? İki tane verir misin? Bu öyle yapmıyor satışını. Toptancı. Toptancı. Gayet güzel. Süremiz 1 dakika 14 saniye. Güzel yapıyorsunuz. Takıldığınız zaman süreye oynayın. Harf almak yerine. Bakın Cenk Aybey'de bir renk uçtu hakikaten. Gelsin yenisi. Bir koyun ve bir kıvırcık. Marul çeşidinin ortak adıdır. Şimdi burada aklınıza birden fazla cevap gelir. Dikkat. Zorlu soru. Çok zor bir kelime değil ama akla birden fazla cevap getireceği için zorlu soru. Belki bir harf alınır. Çok eminseniz yapıştırın. 9 harflidir. İyi sayalım. 2 kelimeden oluşur. Hı hı. Anlaştık. Hadi gelsin. Bir şeyi küçümsemek için kullanılıyor bu kalıplaşmış tabir. Olup olacağı gibi bir şey. Amma yaygara yaptın. Nedir yani? Vereyim al. Bir harf alayım ben. Alalım mı? Aldık. Nedir ya? Olup olacağı nedir? Altı üstü. Ha gayret. Çok yakındayız. Ha gayret. Bakın orada T harfi ne güzel duruyor. İki kelime. Siz birini buldunuz. Birini buldunuz siz. Süreye bakıyor musunuz? Evet. Bir harf daha alayım ben. Bir tane daha. İki tane T yan yana. Çok kritik yerden geldi her ikisi de. Çok güzel yerden geldi her ikisi de. Alt tarafı. Alt tarafı. 700 puan değerindedir. Çok güzel oldu. Belki bir tane daha aldırır mı diye korkuyordum ben. Güzel atlattınız. Şu anda 5 tane harf alabilecek durumdayız. Ama biz Cenk Aybey'i nasıl sıkıntıya sokarız diye düşünüyoruz değil mi? Yapılması gereken o. Gelsin bakalım. Bu kolay soru. İki kelime. Tavada kızartılan şişkin hamur işi. Birçok ismi var. Evet, pişi de diyorlar. Çaydoş derler bizimkiler mesela. Bir harf alayım ben. İki kelimeden oluşuyor bu. Kelimelerden bir tanesi de böyle bir tane daha rica edeyim. Bir tane daha peki. Hop. Kelimelerden bir tanesi dedim. O kelimeden geldi zaten o harflerde. Hamur işi. Böyle bir yansıma sözü. Ah gibi, of gibi bir şey. Of. Ha gayret. Ha gayret. Ah hiç de. Hamur işi Ayşegül Hanım. Vallahi yok ya. Dur bir döneyim anneciğinize bakayım. Kesin yiyorum biliyor, burada yani. Biliyor. Muhtemelen seviyor da. Tavada kızartılan şişkin hamur işi. Yağlı, pof, püf. Ya burada olmama. Puf böreği. Puf böreği. Allah Allah. Çok üzüldüm. Ay ben de. Puf diye söylerdim. Yediklerime yani. Yazık olurdu. İki kelimeden oluşur bu biraz zorcadır. Buyurun gelsin. 10 harfli cevaplar arıyoruz. 10 saniyemiz kaldı. Afet gibi olağanüstü bir durum sırasında çalışmaları yürütmek için bir araya gelen kurul harf istediler evet, galiba. Harf, harf istediler efendim. Hı. Merkez. Değil. Değil mi? Değil. Afet, koordinasyon. Afet gibi olağanüstü bir durum sırasında çalışmaları yürütmek için bir araya gelen kurul. Bir kriz araya... masası. Çok güzel ya. Annenizin gururlu bakışını yakaladık biraz önce efendim. Gelsin bakalım. Buna da dikkat. 5 saniye var. Sorun. Çok kolay değil. Mecazi anlamda yaramaz ama sevimli bir çocuk. Bir harf rica edeyim. Bir de böyle bir harf istediler. Bir de böyle sanki boyuyla ilgili espri yaparmış gibi öyle bir tabir. İki kelime birleşik kısa yazılıyor. Ha gayret. Ha gayret. Biri geldi. Kısa. Hı-hı. Bacak. Ha gayret. Yaramaz ama sevimli çocuk. Seni gidi. Bastı bacak. Bastı bacak. Ne oldu biliyor musunuz? 9100 oldu efendim. 9100 oldu. Nagihan Hanım o aldığı harflere çok üzülüyor. Cenk Aybey'in yüzünde tatlı bir gülümseme. Yani 9000'i veren 9100'ü de verir diyor. Bundan sonrası da ya Cenk Aybey ya siz efendim. Ne olursa olsun. Müthiş bir yarışmacısınız. Şampiyonlara yakışır bir performans. Teşekkür ederim. Çok kocaman alkışlar.